Londra'da Hayat Programı'ndan herkese merhaba. Ben Mustafa Çetinkaya. Serdar Sarı Aydın Köle ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programımızın bu haftaki konusu berberler ve kuaförler. Canlı yayın bağlantımızda iki değerli konuğumuz bulunuyor. Hakan Köse, artistik direktör, HK London ve İstanbul Hairdressing Salon ve Veli Aksu, Restyle Berber Akademi Direktörü. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Saygılar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, olağanüstü günlerde geçiyoruz Londra'da, Türkiye'de, bütün dünyada. Böyle günde saç, sakal, kuaför, fönün ne kadar önemli olduğunu gördük. Ve bu haftaki konumuzu kuaför ve berber sektörüne ayırdık. Şimdi izin verirseniz konuklarımızı çok kısa tanıtmak istiyorum sevgili izleyicilerimize. Hakan Köse, kendi ismi altında yarattığı kuaförlük markasıyla sektörün bilinen isimler arasında yer alıyor. İstanbul Etiler bölgesinde HK İstanbul Hairdressing Salon ve Londra'da Chelsea bölgesinde HK London Hairdressing Salon iki ayrı kuaför salonu işletiyor. Kısa aralıklarla Londra İstanbul arasında mekik dokuyan Hakan Bey iki şubeyi de açık tutuyor ve çok sayıda insana istihdam ediyor. Türkiye'de kuaförlük sektörünün tanınan isimlerinden biri olan Hakan Bey Köse, İstanbul ve Londra'da Hairdressing stüdyolarında birçok ünlü müşteriyi konuk ediyor, ağırlıyor. Kendisini kutluyoruz ve aynı zamanda işini iyi yapan tüm meslek erbaplarını, tüm insanları da kutluyoruz. İkinci konuğumuz Veli Aksu. Berberlik mesleğini çıraklıktan başlayan Veli Aksu, Haringey Green Lanes üzerinde başarılı bir işletme olan Restyle isimli bir berber dükkanı açtı. Daha sonra Restyle adıyla Tom Park Lane bölgesinde bir berber akademisi açtı ve bu akademi çok tuttu. Ve yine bu akademiden çok sayıda berber yetiştirdi ve sektöre kazandırdı. Veli Aksu daha sonra Londra'nın merkezine doğru Londra'nın doğu yakası sayılan City bölgesinde şu yeni şubeler açtı ve markalaşmak, zincir berberler konusunda başarılı çalışmaları yürütüyor. Kendisini de başarısından dolayı kutluyoruz. Teşekkür ederim. Evet, konuklarımızı kısa bir tanıtmaya çalıştık. Öz olarak eminim ki hayat hikayeleri daha uzundur. Ama biz burada bilgi vermeye çalışacağız. İnsanlar tanıyordur ya da tanımak isteyenler araştırıp bulabilirler. Biz şu anda içinde yaşadığımız zor dönemde 3 ay evde kapalı kaldık. Saçın, sakalın, kuaförün, berberin, fönün bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk, öğrendik. Emeğinize sağlık. Çok değerli katkı sunuyormuşsunuz bizim hayatımıza. Berberden sonra rahatlayıp bir hafta hem hatunlar hem biz çok rahat günler yaşıyormuşuz. Kriz dönemindeki en büyük krizlerden biri de berbere gidememekmiş. Evet, sorularımız var. Hakan Bey, sizinle başlayalım istiyorum dilerseniz. Veli Bey ev sahibi Buyurun. sayılır. O Tabii Londralı, tabii çok buyurun buyurun uzun buyurun. yıllar Londralı. Biliyorsunuz bugün bazı şeyler açıldı, bazı shoplar açıldı. Londra'daki berber ve kuaförlük sektörünün durumu nedir? Sizinle ilgili bir açılma durumu ya da bir tarih var mı? Bu konudan başlayalım lütfen. Valla bize söylenen iyimser ihtimalle 4 Temmuz. Şimdilik bu kadar biliyoruz. Bakalım. Bekliyoruz. İnşallah gerçek olacak. 4 Temmuz'dan önce kuaförler ve berberler açılmayacak diyorsunuz. Veli Bey, Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar. Evet abi, Hakan Bey'in de söylediği gibi şu anda devletin belirlediği tarih 4 Temmuz olarak görünüyor. Ama henüz netleşmiş bir karar yok bu konuda. Ama büyük ihtimalle 4 Temmuz diye düşünüyoruz biz de. Ama devletin birkaç tane örneğin böyle bizim meslekle alakalı evet 4 Temmuz diyor ama Hakan Bey de biliyordur muhtemelen. Ama bize nasıl bir çalışma sistemi olacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadılar. Onun için biraz daha böyle biz de aslında bekliyoruz. Hani nasıl o işte sosyal mesafeyi koruma gibi. Onun için şu anda evet. bekliyoruz. İşte devletten Şu anda açıklama bir bekliyoruz. gelişme yok. Kuaförler için açılma tarihi 4 Temmuz
söylentisi var ama kesinlik kazanmadı. Hükümet de sanıyorum şu andaki rakamlara göre bulaşma sayısına ve hasta rakamlarına göre nabız yokluyor. Eğer her şey iyi giderse ekonomiyi peyderpey bütün sektörleri açacak. Evet Hakan Bey, bir 3 ay yaşadık ve bu sırayı sanıyorum biliyoruz ki siz hem İstanbul'da bir şubeniz var hem Londra'da bir şubeniz var. İkisini de açık tutuyorsunuz. Sanıyorum bu pandemi sürecini Londra'da yaşadınız. Nasıl geçti bu 3 ay süre? Valla çok uzun yıllardır iş hayatındayım. Yani kendimi bildim bileli çalışıyorum. Yani 12 yaşından beri tatillerde ailem öyle uygun. O zamanlar öyleydi. Bir yerlerde çalıştırılıyordunuz. Hayatımda ilk defa ben bu kadar uzun bir tatil yaptım. Öyle diyeyim diye. Bir enteresan geldi tabii ki alışması, adapte olması. Ama bir o kadar da mutlu oldum. Çünkü çocuklarımla, eşimle daha güzel bir vakit geçirmek. Ondan sonra onları anlamak. Kendine dönük bir zaman diliminin olması. Bu çok iyi geldi. Evet, dinlendiniz. İlk defa hayatımda tatil Yani yaptım dediniz. Evet. ilk defa bu kadar uzun ben 10 gün tatil yapabilmek için kılı kırk yararken şimdi 3 aydır çalışmadan durmak ilk önce biraz bir bunalım yaptı. Yani bir hafif çaplı bir dumanlar çıktı. Bütün evde çalışmayan kocaların yaptığı gibi arızalar oldu tabii ki. Ama Evet, sonra biliyorum. işin güzel tarafı çıktı. Aile olarak kendime zaman ayırmaya başladım. Çocuklarımla daha böyle kaliteli zaman geçirmeye başladım. Bu maskeyle vesaire çalışmak da zaten çok böyle iple çektiğim bir şey değil açıkçası. Onu daha sonra değinmek isterim. Yani bizim yapmak istediğimiz şeye taban tabana zıt. İş nasıl üstesinden geleceğiz bilmiyorum onun tabii ki. Evet, sizin sektörünüz değişik bir sektör. Şu anda 2 metre mesafe ve 2 saniye bile insanlara çok geliyor. Hatta suç bile sayılıyor. Siz dakikalarca insanlara birebir elle, vücutla temas halindesiniz. Nasıl yapacaksınız? Bu eşler yoluna girdikten sonra bile yasak kalksa bile artık bazı kuralları değişecek sektörün, insanların sosyal mesafeleri, çalışma mesafeleri. Siz nasıl yapacaksınız bu işi uzaktan? Açıkçası ben kara kara düşünüyorum. Çünkü İstanbul'daki salonuma bakıyorum şu anda. Kuaför salonundan çıkıp bir laboratuvar gibi oldu. Bana çok sempatik gelmiyor bu durum. İnsanların maskeyle çalışması, ne bileyim ilk önceleri ateş ölçerli ateş ölçülüyordu. Devamlı bir dezenfekte durumu var. İnsanlar birbirinden korkuyor. Hiç hoşlanmadığım bir durum. Yani bizler yakın temasa alışmışız. Koltuklar arası açıldı tabii ki. Ve daha az gerçi randevuyla çalışıyorduk ama şu anda daha az servis vermek durumundayız. Koltuklarımızın arasını açmak durumundayız. Ve masraflar aynıyken daha az kapasiteyle çalışmak mecburiyetimiz var. Bu da maddi manevi külfet veriyor. Zaten işin stres boyutu Evet, bir yana. Çünkü buna adapte olmak çok zor bir şey. sözünüzü keseceğim. Bir tanesi, iki tane konuya değindiniz. Onlar benim konu başlıklarım olduğu için konuyu dağıtmamak için. Bir tanesi İstanbul'daki hayat nasıl gidiyor? Oradan biraz söz etmenizi istiyoruz. İstanbul'da açıldı sanıyorum. Nedir orada durum? Hangi koşullarda açıldı? Nasıl gidiyor? Şimdi şöyle açıldık. Artık kuaför salonu diyemeyeceğimiz biz bir şey olduk orada. Ameliyathane gibi olduk. Öyle bir enteresan bir durumumuz var. Yani gerek ekibimin giydiği kıyafetler, gerek işte kullandığımız dezenfektan, işte ozon hava içeride sirkülasyonu vesaire.
enteresan bir durum oldu. Yani gerçekten o temizliğin şeyini çıkarmış vaziyetteyiz. Cırcını çıkarmış vaziyetteyiz. Zor tabii ki bunu toparlamak. Bir de mecburen randevuyla çalışmak gene konumundayız, durumundayız. Ve daha az kapasiteyle çalışmak vaziyetindeyiz. Ve masraflarımız aynı şekilde devam ediyor. Evet, tam bu noktada Nasıl bu başka bir süreç? soru, tam bir bu noktada başka bir soru sormak istiyorum. Yine sözünüzü de kestim ama masraflar arttı. Ek hijyen makinaları ve ekipmanı gerekiyor. Ama müşteri sayısı da yarıya düştü. Nasıl yapacaksınız bu? Fiyatlar yükselecek mi? Bu dengeyi nasıl bulacaksınız? Valla mecburen biraz zam yapmak durumundayız. Gerek burada, gerek orada. Fakat sonuçta insanları da düşünmek durumundayız. Müşterileri de düşünmek durumundayız. Öyle kafamıza göre bir şeyler, bir zam yapmak söz konusu değil. Mecburen empati kurmak durumundayız. Fakat bizim sektörümüz için yani gerek erkek berberleri, gerek kadın kuaförleri için oldukça zor bir süreç gelecek gibi gözüküyor. Yani bir kolay toparlanacağını düşünmüyorum. Evet. Bana hissiyatım öyle. Çok iyimser konuşmadınız. Evet, Veli Bey'e dönelim, belki ondan olumlu sinyaller alırız. Veli Bey daha çok erkek kuaförler zincirini işletiyor ve bir akademisi var. Orada da öğrenci yetiştiriyor. Evet Veli Bey, size soruyoruz. Bu 3 ayı nasıl geçirdiniz? 3 ayda neler yaşadınız? Hem çalışanlarınız hem siz işletme olarak hangi zorlukları katlandınız ve İngiltere hükümeti bir miktar destek verdi. Bu miktar destek tatminkar mıydı? Söz sizde. Evet, Hakan Bey zaten genel olarak değindi. Katılıyorum söylediği bütün şeylere. Tabii sektörü bu pandemi gerçekten çok acayip derecede çok derin etkiledi ki etkisini de uzun süre yaşayacağız. Süreç ne kadar ne zaman toparlar önümüzü de göremiyoruz Hakan Bey'in söylediği gibi. Evet. Devlet desteği aldık. Tabii ki yeterli mi? Elbette değil. Hani süreci kötü yaşıyoruz. Doğal olarak çalışan arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız da çok zor durumdalar. Devlet evet bir kısım ödemeler yapıyor. Yeterli mi? Elbette değil. Ama işte bu süreç böyle gidiyor ama şu gerçeği de göz ardı etmememiz gerekiyor. Sağlık her şeyden önemli. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmuyor maalesef. Onun için tabii önce sağlık diyoruz. Ondan sonra da bakalım Allah yani Allah kerim diyoruz. Nasıl olur? Evet. Süreç nasıl gider? Şimdi insanlar size gelemediler. Dükkanlar kapalıydı. Saçları da uzadı. Hani sakalı kestik de ense kökümüzü göremiyoruz. Ne yaptılar yani, arkadaşlarınız, müşterileriniz aramışlardır. Nasıl hallettiler kendi işlerini? Vallahi Mustafa Bey, Hakan Bey de biliyor şu anda evet meslek tabii ki meslekte hani müşteri kaybı yaşayacağımız kesin. Bu süreçte tabii çok müşterilerimiz aradı. Yardımcı olmaya çalıştık. Hani tıraş anlamında değil ama örneğin işte makine aldım, nasıl kullanırım, saçımı nasıl keserim ya da işte eşim saçımı kesiyor gibi ya da işte çocuğumun saçını kesiyorum, hangi tarağı kullanayım gibi sorular sordular. Biz de elimizden geldiğince bu şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Yani süreç bu şekilde ilerledi. Hani bizim meslekte Hakan Bey de bilir bir söz vardır. Tıraş insanın ütüsüdür. Yani saçı sakalı ensesi boynu efendim kıllandığı zaman evet biraz insanın da tabii şekli şemalı dağılıyor doğal olarak. Tıraş olduğu zaman hani ütülenmiş bir elbise gibi olur insanlar. Ayrıca bunun bir de psikolojik boyutu var müşteri adına. Müşterilerimiz tabii haftalık gelen insanlar var. İşte ne bileyim 2 haftada bir gelen insanlar var. Yani bir nevi geldiklerinde orada bir rahatlama yaşıyorlar insanlar.
tıraş olduğu zaman, işte saç sakalı düzgün olduğu zaman rahatlıyor ve bu da psikolojik olarak insanlara bir rahatlık sağlıyor. Serdar Bey, konuklarımız size bırakıyorum. Evet, iki konuklarımız da güzel, gerçekten yani iş hayatlarındaki sıkıntıları dinledik ve gerçekten de zor. Bizim işimiz de çok zor. Benim kendi işim de insanlarla ilişkili olduğu için bizim de işimiz zor. Tabii ben şunu merak ediyordum. Mesela bu özellikle öyle çok güzel söyledi. Bir hoşuma da gitti. İnsanın ütüsü de diyor saç sakal. Güzel bir terim. Doğrudur. Ben de bazen böyle son 2-3 ay önce ilk bu şey olduğunda benim oğlan aldı eline bir makas gibi bir şeyler geldi. Biz de artık sokağa çıkmayacak diye dedik ya bir şey de çocuk da bir hatırası olsun. Aldı sağdan vurdu soldan vurdu saçlarımızı. Yani hala daha saçlarımız toparlanmadı. İnşallah bugünlerde biz de bir berbere gider saçlarımızı böyle iyi bir şekilde ütüleriz. Tabii ki zor bir süreç. Bayanlar mesela tabii ki erkeklerin biraz daha titiz. Onlar daha çok bakım onarımı benim gördüğüm kadarıyla daha çok itinalı. Yani onların da hayatlarında bu zorluklar olduğu için ben şeyi merak ediyorum. Şimdi ben bazen görüyordum erkek berberler bazen böyle evlere servis yapıyorlar veyahut da işte bazen böyle açar işte bir yolcu olsun iki olsun alsın. Yani bu süreçte müşterilerin size ulaştığı zaman ve gerçekten ihtiyaç olduğu ne yapıyorsun? Çözüm olarak ne üretiyorsun? Tamam günün sonunda yasaktır, günün sonunda pandemidir ama bazen de gerçekten kıramayacağız müşteriler oluyor. Yani bunlar herhangi bir şekilde yani bir ütü yapar mısınız? Ütü, yani bir saç kesimi yapar mısınız? Yapmaz mısınız? Bir de bayanlar için. Bazen doğum günü olur. Şimdi de olsa pandemi de olsa bir insanın belki düğünle sünnetle tenir ama bir doğum günü, özel günü mutlaka yine gelir bulur insanı. Evlilik günü olur, yine gelir bulur. Onu pandemiden değiştiremez. Böyle durumlarda neler yaptınız, nasıl çözüm buldunuz yoksa direkt müşterilerinize kusura bakmayın, gidin saçınızı yıkayın, fön çekin kendinize mi dediniz? Ben bunu merak ediyorum gerçekten. Evet, Hakan Bey'den, Hakan Bey'den Evet, önce. Hakan Bey. Hakan Bey, bayanlar ne yaptı? Onu merak ediyorum ben de. Şimdi ben de halihazırda adapte olma sürecindeyim. Aşağı yukarı işte 3 sene oldu buraya geleli. Kolay değil, hala deplasmandayım. Evet. Dolayısıyla benim böyle çok ekstra durumlarda realiteyi karşıma alıp hareket etme lüksüm yok. Mecburen insanları yönlendirmek durumundayım. Sabır teskin edip işte artık boya numarasını verip kendi başlarına bıraktım. Başka da bir yapabileceğim bir şey yok. Yok. Sağ olun. Evet, numarayı verip bıraktım diyorsunuz. İlk başlığımız Ha. çıktı. İnsanlara başka bir sadece telefondan online tavsiye verdim diyorsunuz. Evet Bu Hakan Bey bir şey söyleyecektim. en başından bu yana böyle bir şey Evet. mi söylüyordunuz? Ben Evet. kestim mi? Yok Hayır. yok değil. Siz ilk başlığı çıkardık. Çünkü biz bir habercilikte yapmaya çalışıyoruz. Söylerden başlıklar çıkartıyoruz programımızda. İlk başlığımız Şimdi çıktı. Buyurun. Veli arkadaşımın söylediği gibi biz bu arada böyle paldır küldür başladık. Ben de merhaba demek isterim. Merhaba. Kolay gelsin. Memnun oldum. Şimdi şöyle bir durum var. Sağlık tabii ki önemli. Sağlığın altını çizdi Veli. Ben de aynı fikirdeyim. Ama bunun bir de fiziksel sağlık ve bir de akıl sağlığı var. Ve bizim insanların hayatlarına farklı bir şekilde dokunuyoruz. Onlara sadece duygu geçiriyoruz, duygu aktarıyoruz. Dolayısıyla o yaptığımız şeyler insanların ruhlarını güzelleştiriyor, kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor. Tabii ki sağlık çok önemli ve bundan mahrum kaldılar. Hem biz bu arada ne kadar önemli bir iş yaptığımızın bir kere daha farkına varmış olduk. Hem de insanların bunu fark etmiş olmasına neden oldu bu süreç. Ama bu birbirinden ayrı kalma psikozu uzun vadede bizi zorlayacak diye düşünüyorum yani. İnsanların birbirinden korktuğunu görmek gerçekten çok hoş bir şey değil. Evet, Veli Bey. Onu Evet, ben Serdar Başkan'ın sorusuna şöyle yanıt vereyim. Tabii müşterilerimiz aradı. Ne kadar evet pandemi de olsa, ne kadar yasak da olsa.
insanlar bir şekliyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte Serdar Bey'in de değindiği gibi doğum günü, ne bileyim, farklı farklı işte aktiviteler oluyor. Bunun için bir şeyler yapmak istiyorlar. Arıyorlar da, evet, bizi de gerçekten çok sıkıştırıyorlar da, ya işte biz tıraş olmamız gibi gerek, işte ihtiyacım var. Maalesef yardımcı olamıyoruz müşterilerimize. Yıllardır hizmet ettiğimiz müşterilerimize yardımcı olamıyoruz. Ama bir şekliyle insanlar bir yolunu buluyorlar. Tabii bu süreci fırsata çeviren meslektaşlarımız, işte berber arkadaşlar da var. Reklam veriyorlar Facebook'tan veya da işte belli sosyal medya üzerinden falan. O şekliyle insanlar ulaşıyor yani bir şekliyle. %100 ihtiyacı olanlar oralardan karşılıyor. Yani ben bunları görebiliyorum. Tabii biz maalesef yasak olduğu için ve sağlığı da düşünerek, hem kendi çalışan arkadaşlarımızın hem de bu hizmet almak isteyen müşterilerimizin yani gidip tıraş etmeye veya da bu şekilde bir hizmet veremiyoruz maalesef. Aynı şekilde özür diliyoruz. Kusura bakmayın diyoruz. İnşallah düzeldiği zaman daha iyisini yapacağız diye bu şekilde süreci yürütmeye çalışıyoruz. Evet Hakan Bey, şimdi psikolojik etkiden bahsettiniz. Sorum size olacak Hakan Bey. Şimdi erkekler için saç, tamam, bir ihtiyaç. Çok uzarsa sıfıra vurursunuz. 6 ay idare edersiniz ama kadınlar için böyle bir durum yok. Kuaföre gitmek bir sosyal faaliyet. Bir psikolojik doping yöntemi, o parayı harcaması rahatlamıyor. O yüzden de kadınlar için daha farklıydı. Kadınlar nasıl geçirdi? Yani depresyona girdiler mi? Onları oradan nasıl çıkartacaksınız? Vallahi çok uzağa gitmeye gerek yok. Herkes evdeki eşine bakarsa durum çok net ortada. Tabii ki böyle kadın süslenmek ister. Kadın kendini iyi hissetmek ister. İyi hissettiği zaman iyi hissettirir. Çıkan beyazını görmek, uzayan saçlarını görmek, alıştığı alışkanlıklarından, o konfor alanından çıkmak yolsu elektrik olarak etrafındaki bütün herkese yansır. Tabii ki yansıyor. Yansıyacak da bunun biraz evvel söylediğim gibi ne kadar önemli bir iş yaptığımızı şeyde anladım. İnsanların telefonlarından, mesajlarından bir kere daha ortaya çıktı ki enteresan bir iş yapıyoruz gerçekten. İnsanlara duygu aktarıyoruz. Kendilerini kucaklaşmalarını, kendilerini iyi hissetmelerini, kendilerini sevmelerini neden oluyoruz. Ben yaptığımız işin sadece fiziksel bir iş olduğunu düşünmüyorum. Burada Türkiye genelinde uzun yıllar bir sürü kuaför arkadaşıma büyük firmalar aracılığıyla danışmanlık yapmış birisi olarak bunun altını çizmek isterim özellikle. Herhangi bir iş değil yaptığımız. Birçoğumuz belki zaman zaman bunu atlıyoruz gerçekten ama insanların hayatlarına çok farklı bir şekilde dokunuyoruz. Onun altını çizmek isterim. Evet, büyük bir 3 ay içerisinde saçlar uzadı, boyalar geldi, insanların ihtiyaçları özellikle bayanların arttı fakat hala kapalı, nasıl halledileceğini de bilmiyorlar. Açıldığı zaman işiniz zor olacak sanıyorum, haftalarca kapıda kuyruk olacak ve siz bu kuyruğu karşılamakta zorlanacaksınız çünkü randevu sistemi var, tek tek olacak. İşiniz her durumda zor, açılsa da zor, açılmasa da zor. Size kolaylıklar diliyoruz. Veli Bey, bazı insanlar Facebook'tan ilanlar yapıyor dediniz. Bu pandemi sürecinden sonra mobilin, berberin dediği, yani telefonla arayıp eve giden tür, sanıyorum bunu kastediyorsunuz, artacak mı? Özellikle sizin erkek sektöründe ya da genel olarak tüm sektörde. Evet, ben artacağını düşünüyorum. Artacağını düşünüyorum. Çünkü bu iki
iki başlıklı aslında şöyle. Birincisi, insanlar hala bu pandeminin geçip geçmediğinden emin olmadıkları için salonları çok tercih edeceklerini düşünmüyorum. Bu her kesim için değil de bazı hani işte sağlık sorunu olan, özellikle sağlık sorunu olan insanlar, bunlar daha çok berberlerin eve gelmesini tercih edecekler. İkincisi de bence bu süreç hani hem berber arkadaşların hem de müşterilerin biraz birbirine daha yaklaşmasını sağladı. Şey bakımından, ücret bakımından. Bazı arkadaşlar ben inanıyorum ki evlere gidecekler. Evet, bu da bizim müşteri kaybına sebep olacak yine. Evet, bir kısım müşteri kaybedeceğinizi düşünüyorsunuz. Serdar Bey, bu aşamada sorunuz var mı? Şimdi tabii ki dikkatimi çeken bir şey oldu benim. Mesela hem tabii ki pandemi bir diş sektörüne, özellikle kuaför ve berberlere çok büyük bir darbe oldu. Ben dinledik sonra. Bir de öyle bir şanssızlar ki aslında bir kebapçı takeaway açabilir veyahut da internetten satabilir. El sanat olduğu için, elle hüner olduğu için yani herhangi bir alternatif de yok. Yani işte bir internet üzerinden mesela bir normal bir giyim mağazası internetten satabilir ürününü veyahut da bir kebapçı bir takeaway ekleyebilir ve oradan da yine birkaç kuruş çıkarabilir. Şimdi bakıldığında gerçekten berberlerimizin durumu çok ciddi bir şekilde zor durumda. Çünkü birebir yani salonda yapılan bir servis. Ben burada belli bir şey daha sormak istedim. Ben az önce programın başında akademi olarak da ders verdiğini, akademi olarak da öğrenci yetiştirdiğini duydum, izledim. Biraz da bu akademilerden bahsedeyim. Hakan Bey'in de akademisi var, bunu bilmiyorum ama yani bu akademilerdeki çalışma prensipleri nasıldı? Yaş grubu nasıl olması lazım? Hangi aşamalardan sonra akademiye başvurabilmesi gerekir? Biz bunları da açalım daha sonra ki en azından burada bilmeyen gençlerimiz, dinleyici varsa bir akademiye de başvursunlar. Veyahut akademideki öğrencilerin durumu ne oldu? Şimdi mesela dedim ki tam dersinin yarısında veyahut da öğreniminin yarısında. Peki hayal gruplarda o iki, bir iki hafta sonra, üç ay sonraya bitirip sertifikasını alsın ve hayatına atılsın. Bu akademi öğrencilerimizin durumunu da burada açıklarsanız çok memnun olurum. Tabii Hakan Bey de varsa öyle bir servisi, o da açıklasın. En azından bilgilenelim. Evet, önce Veli Bey, siz var olan İstahil Akademi'yi evet, anlatın. Hakan Bey de sizden sonra da Hakan Bey'e söz vereceğiz. O da varsa. Evet, evet, çok güzel bir soru. Beklediğim bir soruydu. Birincisi, evet, şu anda ders alan içerideki öğrencilerimiz bizim için, özellikle benim için çok büyük bir sıkıntı. Yani şöyle sıkıntı, belli kapasitemiz vardı bizim sınıflarımızın. Bu kapasite doğal olarak fulldü. Yani doluydu tam. Çünkü akademimiz iyi bir seviyedeyiz. Çok iyi gidiyor Allah'a şükür. Ve bunun için de bizim iki aşamalı, bir sabah sınıfımız bir de öğleden sonra akşam sınıfımız vardı. Bunlar da full doluydu. Tabi o zaman bu sosyal mesafe ve şey yok. Belli bizim olan standart berberlerin olduğu gibi alanları kullanıyorduk akademimizde de. Doğal olarak yaklaşık şu anda kayıtlı ve içeride ders gören Serdar Başkanım'ın çok güzel sorusu, durumlar, öğrencilerin durumları. Tabii o mezun olmadan bir kısmı daha birinci sınıf, yani 1-2-3, biz 3 aylık olduğu için 3 kademeli gidiyor sınıfımız. Bazıları birinci sınıftayken, yani öyle tabir edeyim, bazıları ikinci sınıftayken, bazıları işte üçüncü sınıfın ortasındayken bu pandemi yaşandı ve doğal olarak kapattık. Şimdi evet, ben de bunun için bayağı bir çalışma yapıyorum. Nasıl yapabilirim? Nasıl bir düzenleme yapabilirim? Çünkü şu anda ben içeriye alabileceğim öğrenci sayısı bu süreç içerisinde tabii yarıdan daha aşağıya düşüyor. Yani yaklaşık ben bütün ölçümlerimizi yaptık. Şu anda bizim bir mühendis arkadaşımız da bu konuda çalışma yapıyor. 7 kişi şu anda ders verebiliyoruz. Akşam sınıfında da 7 kişi ders verebiliyoruz. Toplamda
14 kişiye ders verebiliyoruz. Bizim yaklaşık 30 tane öğrencimiz var içeride. Maalesef bu diğer öğrenciler dışarıda kalıyor. Tabii ki pandemi bitmese de açıldığı zaman, yani 4'ü açıldığı zaman biz pazartesi 6'sında başlayacağız inşallah. Öğrencilerin hepsi devam etmek istiyor. Süreci, yani okulunu bitirmek istiyor, ders almak istiyor, bu mesleğe meslek sahibi olmak istiyor, diplomasını almak istiyor. Doğal olarak da biz de akademi olarak bu adamlar bu pandemi olmadan önce bu öğrenciler kayıt yaptırdılar ve ona göre bir plan üzerinde gidiyordu. Maalesef şimdi durum böyle olunca işte artık bunun için birçok çalışmamız var. İşte akademimizin yanında tekrar bir tane daha oralarda bir yer bulup işte oraya bir kısmını, yani diğer yarısını da oraya taşıyarak, işte doğal olarak da bu bizim meslekte de bildiğiniz gibi bize de ekonomik olarak büyük bir yük getiriyor. Doğal olarak bir yer açtığımızda bunun bize bir maddi yük olacak. Veli Bey, tam bu noktada hangi kimleri kabul ediyorsunuz? Yani yaş sınırı var mı? Bay bayan? Evet, o da ikinci soruydu. Evet. O da ikinci soruydu. Şöyle, bizim için 16 yaşını bitirmiş, yani 17 yaşında gün almış olması yeterli. Bay bayan fark etmiyor bizim. Herkesi alıyoruz. Alıyoruz ama tabii şöyle bir kriterler erkek var. Erkek kuaför yetiştiriyorsunuz değil mi? Erkek kuaför. Tabii. Evet, bizimki hani Türk usulü A'dan Z'ye dediğimiz, işte hani ip çekmesinden kulak yakmasından komple bir paket halinde saç, sakal, bütün uzun saç, kısa saç, bütün hepsini A'dan Z'ye öğretiyoruz ve diplomasını veriyoruz. Kurs bitiminde de normal diplomalı berber oluyor. Hani bunda bu şey yaparken bu süreçte şöyle, tabii sadece yaş şeyi değil, yani hani 17 yaşında gün almış olması gerekiyor, bu şart. İkincisi de bizim bir haftalık deneme sürecimiz var. Yani akademiye başladığı süreçte bir haftalık süreç var. İnsanların durumlarına bakıyoruz. Hani evet, adam diyor ben berber olmak istiyorum diyor ya da öğrenci arkadaş, bazı yeterlilikler olması gerekiyor. Bazı arkadaşların ister istemez onların elinde olmayarak el titremesi gibi bazı buna benzer bir takım şeyler oluyor. Bazı insanlar sevmeyebiliyor. O bir haftalık deneme sürecimiz var. Bir hafta içerisinde eğer herhangi böyle bir sıkıntı veya da böyle bir şey gözlemlersek arkadaşları çağırıyoruz, konuşuyoruz, durumu anlatıyoruz kendilerine. Tekrar başka bir meslekte daha kendi için daha faydalı olacağını, daha yararlı olacağını anlatıyoruz ve o şekilde yollarımızı ayırıyoruz. Devam ettiğimiz arkadaşları da işte A'dan Z'ye abi öğretip mezun ediyoruz. Yani şu anda da zaten sizler de biliyorsunuz, yaklaşık bir sektöre 400 tane falan berber kazandırmışız Risale Akademi kurulduktan bugüne. Evet, kutluyoruz. Evet. Çok iyi bir sayı. Evet. Teşekkür evet. Ediyoruz. Yine döneceğiz size. Hakan Bey'e dönmek istiyoruz. Evet, soru benzer. Sizin meslekte bildiğimiz gibi çırak-usta ilişkisi var. Ben merak ediyorum, Türkiye'de bir berberlik okulu var mı? Bu kadar çok büyük bir sektör. Yüz binlerce insan çalışıyor ve bu yüz binlerce insan bu işten para kazanıyor, evine ekmek götürüyor. Bunun bir okulu var mı? Yani 2 yıllık, 3 yıllık yüksekokulda olsa. Yoksa sadece özel kurslar şeklinde mi gidiyor? Sizin bir çalışmanız var mı? Serdar Bey'in güzel sorusunu azıcık geri açarak size yöneltelim. Ondan önce işte akademi olarak bir şeyler yapıyor musun sorusu vardı. Onu şey yapayım, ona cevap vermek isterim. Şimdi ben yıllarca Türkiye dışında bir sürü yerde işte 2000, 1500 kuaförün izlediği sahne şovları yaptım. Çok büyük organizasyonlara konuk oldum. Bunun içinde Londra'da dahil olmak üzere sahne aldım. Wembley diyeceğim geldi. Fuarda. Burada şimdi aklıma gelmedi. Excel'de. Evet, Excel'de. Şimdi bizde şöyle oluyor durum. Büyük firmalar,
şimdi isim vermeye gerek yok burada, sektörü domine eden, zaten birkaç tane var. Onların organize ettiği işte 50, 60, 70 tane kuaförün bir araya geldiği, bazen günlük, bazen birkaç günlük olan eğitimler var. Bunları yaptım. Yapıyoruz hala hazırda. Takım arkadaşlarım bizzat gene bazı firmaların danışmanı olarak çalışıyor. Ki ben de bunlardan bir tanesiydim. Buraya gelmeye karar verdikten sonra artık çok fazla vakitim olmuyor. Bu şekilde ilerliyorduk. Bir akademi açmadan ama kutluyorum kardeşimi. Çok güzel, çok memnuniyet verici. Çok hoş bunları duymak. Çünkü gerçekten bu işe ihtiyacımız var. Türkiye'de nasıl oluyor? Kuaförlük sektörü olarak ben dernek başkanlığı da yaptım. Bizim şu Türkiye anda... Türkiye Kuaförler Derneği Başkanı mı? İstanbul Kuaförler Derneği Başkanı mı? AKD idi o zaman. Artistik Kuaförler Derneği. Yani bu aşağı yukarı 35 senelik falan bir dernek. Ve şu anda Kuaförler Derneği oldu. Türkiye'nin her tarafından şey alıyoruz. O zamanlar belirli bir rüştünü ispatlamış, belirli bir artistik değeri olan, belirli bir yere gelmiş insanlar anca üye olabiliyordu. Şimdi birazcık daha şeyleri gevşettik. Gerçi şu anda artık bilgi öyle bir şey oldu ki bu derneği kurulduğu zamanlar daha doğrusu büyüklerimizin bizi de zorla ittiler arkadan. Sizler burayı çevireceksiniz vesaire diyerek. O zamanlar daha farklıydı. Bilgiye ulaşmak o kadar kolay değildi. Şimdiki gerek internet, Google vesaire işte teknolojik gelişimlerden dolayı insanlar çok daha kolay ulaşabiliyor. Onun için biz de artık derneği, Kuaförler Derneği yaptık ve Türkiye'nin bir tüklerinden insanlar geliyor, üye oluyor. Burada derneğin içinde bizzat eğitimler veriyorduk. Sınıflar vardı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği derneğe aşağı yukarı 50-60 kişilik sınıflar koymuştuk. Bir müddet sonra olmadı, bırakmak zorunda kaldık. Şimdi bir sürü arkadaşım özel olarak sertifika veriyor, özel olarak şeyler yapıyor. Bunun haricinde devletin de yaptığı hala hazırda var tabii ki, okullar var. Eskiye göre çok daha zor bir takım şeyleri yapmak. Daha eksikleri olmasına rağmen fena gitmiyorlar diye düşünüyorum, iyi gidiyorlar diye düşünüyorum hatta. Evet, siz de öğrenci yetiştiriyorsunuz değil mi? Yaygın olmasa da. Vallahi ben kendi salonlarımda bu buraya gelmedi, karar vermeden bir süre önce daha fazla salonlarım vardı. Ama oldum bittim yatay büyümeden ziyade dikey büyümeyi tercih etmiştim. O zamanki şartlarda çünkü... gerçekten zor bir iş yani, bir taraftan işletmecisiniz, biz kendimizi nereye konumlandıracağımızı şaşırıyoruz. İşte supervisor mısın, eğitmen misin, işletmeci misin, abi misin, baba mısın, patron musun, usta mısın, iletişim uzmanı mısın, birçok şey olmak durumundayız. Hele ki belirli bir isme eriştikten sonra. Mesela şimdiki son zamanlardaki düşüncem, salonumun adı benim ismim olman bana artık avantaj değil dezavantaj getirir oldu. Dolayısıyla yakın bir gelecekte bunu değiştirmeyi düşünüyorum mesela. Şimdi şeyde İstanbul'da başladık. HK Difference oldu. Burada zaten ismim geri planda ama tamamıyla yeni bir şeye geçmeyi düşünüyorum. Çünkü şartlar artık öyle el veriyor. Çünkü yaşadığımız süreç birçok insan farkında değil ama biz şu anda bir dünya savaşı yaşıyoruz. Sadece kuaförlüğü, berberliği boş verelim. Dünya savaşı görmedik diyemeyiz. Ciddi bir şekilde farklı bir savaş yaşanıyor ve birçok sektör etkilenecek bundan ve bizim sektör çok ciddi bir şekilde etkileneceğini düşünüyorum. Berber salonu açmakta, kuaför salonu açmakta bugün çok masraflı bir şeyler. Kar marjları zaten çok yüksek değil sektörde.
Benim hatırladığım, bildiğim Avrupa genelinde kuaförlükte %7 ile %10 arasında bir kar marjı var. Bu gerçekten çok düşük bir kar marjı. Harcanılan paralar inanılmaz. Bu sektörün bu şekilde bu dayatmalarla, o kadar koltuk mesafeleriyle, o kadar masrafların altından kalkmaları gerçekten çok zor. Hakkımızda hayırlısı diyorum. Evet, işiniz zor. Hele ki kaliteyi yukarıya çıkarttığında, kaliteli elemanlar çalışınca onların kostu da çok fazla. Orada resimlerde gördük. Ajda Pekkan'ın saçını da siz yapmışsınız. O level'da çalışmak başka dinamikleri gerektiriyordur. Sizi biraz dinlendirelim. Veli Bey'e ben bir soru sormak istiyorum. Veli Bey, bizim Londra'da gördüğüm kadarıyla her sokakta eskiden bir kebap shop'umuz vardı. Şimdi ben görüyorum ki her ana caddede, her sokak demek biraz abartılı olur ama her ana caddede bir kebap dükkanı açılıyordu. Şimdi her ana caddede bir berber shop açılıyor ve bunlar bizimkilerin olduğu, Türkiye kökenli berberlerin olduğunu anlıyorum ben dizayndan. Böyle bir artış var bunlar. Hep sizin öğrencileriniz mi? Evet Mustafa Bey, tabii hepsi bizim öğrencimiz diyemeyiz. Yani sektörün büyük bölümünde bizim öğrencilerimiz de var. İş yeri açanlar ve çalışan arkadaşlar. Evet, evet, kebapçı gibi biraz da fazlaca olmaya başlamıştı aslında. Tabii bu Türk berberi olduğu için ve bütün dünya insanların da bunu tercih ettiği için her caddede, bazı caddelerde birden fazla, hatta ikiden üçten fazla olan yerler de var. Bu Türk tipi tıraş nedir? Bunu biraz açıklar mısınız? Yani nedir bunun farkı? Tabii. Ya yani Türk iş, yani bizimki traditional olduğu için biraz şöyle, bunun birkaç özelliği var. Birkaç özellik, yani biz bir kere millet olarak işimizi iyi yapıyoruz. Yani sanatkar insanlarız. Bu her sektörde böyle. Restoran işinde de, işte berber işinde de, kuaför işinde de, birçok işte. İşimizi iyi yapıyoruz. El becerimiz iyi. Bunu tabii diğer şeylerle de destekliyoruz. Örneğin işte sıcak havlu gibi kulak yakma, ondan sonra iple yanakları, kulakların, işte kaşların falan çekilmesi gibi. Yıkamak gibi değil mi? Normal kuaförlerde onlar yok hiç. Tabii yıkama, ondan sonra buna üzerine biraz da kısa da olsa böyle kafa masajı. Hakan Bey de değindi zaten. Bu insanlara doğal olarak bir rahatlama sağlıyor. Bu da bizi, farkımızı biraz öne çıkartıyor. Hani bunun birkaç tane etkilerden birkaç tanesi bunlar. Bunun yanında yaptığımız işi iyi yapmak, yaptığımız servisi iyi yapmak. Yani bu insanları cezbediyor. İşte örneğin birçok ülke berberlerinde işte kulak yakmayı bilmiyorlar. İple işte yanakları çekmeyi ya da waxla, ağdayla kulakları almayı, temizlemeyi bilmiyorlar. Biz bunların hepsini, Türk berberlerinin hepsinde var bu. Bizim sektörün içerisinde var. İşte masaj yapmak, bunlar, ondan sonra sıcak havlu gibi. Artı salonun içerisindeki müşteriye davranış biçimi, yani karşılamadan olsun, uğurlamaya kadar, yapılan içerideki içecek servisine kadar. Bu bizi bir adım öne çıkartıyor. Hatta birkaç adım öne çıkartıyor. Hatırlarsanız ben çok iyi hatırlıyorum. Yani 2006'da ben ilk dükkanımı açmıştım Green Lane'de ikili. Sonra 2010'da büyük bir yatırım yaptık. Orayı işte hani hayalimizdeki olan ve traditional olan salon haline getirdik. Ve ondan sonra da sektöre büyük bir yatırım oldu, ondan sonra devamı geldi. Biz ve bizim gibi gören arkadaşlar devam ettiler peşimizden, takip ettiler ve sektör çok iyi bir noktada, iyi para kazandırıyor, iyi para kazanılıyor. Bu şekilde bizi de bir
bir nevi öne çıkardı. Evet. Serdar Bey, siz dinlenip güzel sorular evet, soruyorsunuz. Şimdi ben Veli Bey'e katılıyorum. Serdar Hocam'ın bir sorusunu biraz önce pas geçtim. Evet, çok güzel değindi dedi. Kebapçılar ya da işte bir başkaları, elbiseciler, evet tekeveyi de olsa bir şekilde onlar bir çarkını döndürüyor derler bizde. Çarkını döndürüyorlar. Maalesef Hakan Bey'le biz evde yatıyoruz. Aynen öyle. Maalesef tekeveyi de yapamıyoruz. Özel de gidemiyoruz. Hem kendi sağlığımız hem müşterilerimizin sağlığı için. Gerçekten ben tabii bu işler üzerinde çalışıyorum, kafa da yoruyorum. Sizler de biliyorsunuz işte akademi olsun, diğer şeyler olsun. Sektördeki arkadaşlarda da çok şey yapıyoruz, görüşüyoruz. Örneğin pazar günüydü işte 15'inde açacağız mı diye beni arayıp soran belki 20-30 tane berber arkadaşım oldu. Yani takip edemiyorlar da süreci. Nasıl gidecek, nasıl olacak diye her gün bizim öğrenci olan arkadaşlar, ondan sonra sektörde olan arkadaşlardan telefon da alıyorum. Yani yaklaşık 40 binin üzerinde, yaklaşık 50 bine yakın berber var Londra'da. Yani büyük bir sektör aslında. Maalesef bu sektör zora girdi. Şu anda zorda ve zorlanacak da. Evet, devletin o küçük desteği oldu ama yani süreç içerisinde nasıl gidecek? Önümüzü göremiyoruz. Nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Bakalım hayırlısı. Serdar Hocam buyur. Şimdi az önce dediğiniz gibi ben bir şey katılıyorum. Mesela biz Anadolu insanımızın en büyük özelliği, ne kadar mesleğimizde iyi olsak bile, bu misafirperekte biz çok iyiyiz. Bu restoranlarda olsun, berberlerde olsun, herhangi atölyeye gittiğimiz zaman gerçekten o sıcak yüz, o kapıda karşılama, giderken çay kahve, uğurlama. Değil mi? Çay kahve. Gerçekten yani bu bizim Anadolu'muzun kültüründe çok yaygındır ve çok da yerinde bir davranıştır. Ve insanlar kendilerini özel hissediyor geldikleri zaman, herhangi bir sektörde olsun. Bugün bizim göçmen olarak buraya gelen tüm gerek Türkiye'den gerek Anadolu her tarafından gelenler, o kapıdan girdiğimiz zaman o bize verilen o servis beni çok mutlu eder gördüğüm zaman, kapıda karşılamalar ve bence bu da iyi bir artısı sağlar. Ve tabii ki yine de işin ustası olmanız da lazım ki bunlar birbirine eş olarak birleşsin. Ben yine size akademiye dönmek istiyorum. Şimdi bu akademilerde siz dediniz 16'dan gün alsın. Herhangi bir tecrübe gerekir mi? Herhangi bir tecrübe olmadan bir çocuk mesela okulunu bıraktı, GCS'ini yapmadı, meslek olarak aile bunu direkt size getirdiği zaman işte bazı meslek dallarında işte 3 yıl, 5 yıl daha önceden bir çalışmışlığı olması lazım. Hı-hı. Bir de bu akademi içerisinde sadece pratikten mi öneceğimse yine böyle sınav sorusu olarak da internet üzerinden veyahut da gelişmiş olan bir soru sistemi var mıdır? Soru cevap olarak yazılıyorsa sadece böyle atölye sınavı olarak mıdır? Bunu bir açarsanız iyi olur. Evet, evet. Hiçbir tecrübesi olması gerekmiyor. Hatta hiç bilmiyor olması bizim için aslında daha avantaj. Birazcık böyle çıraklık falan yapmış olanlar olduğu zaman aslında bizim için biraz daha zor oluyor. İşte ben onu biliyorum, bunu biliyorum abi gibisinden falan şeyler oluyor. Hiçbir şey bilmesi gerekmiyor. Hiçbir tecrübesi gerekmiyor. Evet, biz nasıl başlıyoruz abi? Sıfırdan alıp yani Hakan Hocam da bilir. Yani çıraklıktan başlanan şey nedir? İşte süpürerek başlayıp da belli bir süre, yaklaşık bir yıl, bazı iyi kapanlar daha da kısa sürede, iyi kapamayanlar 2 yıla kadar çıraklığın sürdüğü süreçler var. Biz bunu hızlandırılmış bir kurs haline getiriyoruz. Çünkü bizim orada tıraşlarımız da bir ücret talep etmiyoruz. Çünkü müşterilerimiz biliyor oranın bir akademi olduğunu, orada tıraşların bedava olduğunu ve orada saçlarını keserken ya da sakallarını keserken o öğrencilerin hata yapabileceğini biliyor. Ona göre geliyor. Çünkü her gelen müşteri ve her koltuğun başında bunlar için uyarılar var. Bizim bağlı bulunduğumuz kurum, yani devletin bağlı bulunduğu, bizim de o kuruma bağlı bulunduğumuz, yani diplomaları verdiğimiz VCCT diye kurum var. Bu bizi tabi her 3 ayda bir iç müfettiş, pardon her ayda bir müfettiş, iç müfettiş, her 3 ayda bir de dış müfettiş, yani o VCCT'nin müfettişi, devletin müfettişi gelip bizi denetliyor. Tabii ki onların bir plan projesi var. Bizim de okulumuzun bir plan projesi var. O plana göre hareket ediyoruz. Onlar gelip bu planları, yani süreci takip ediyorlar. Nasıl gidiyor?
sorular soruyorlar, bizlere soruyorlar, öğrencilerimize soruyorlar. Tabii bu iş başlama ve bitirme konusu da şöyle. 3 aylık bir kurs bizimki. Bir aylık bir süreçte bir öğretmen eşliğinde bizim bir arka sınıfımız var. Yani birinci sınıf orası. Bir ay boyunca orada öğrencilerimiz sadece makine, makas, ustura tutmayı öğreniyorlar bir öğretmen eşliğinde. Hani bunun mesleki tabiri şudur, bilek kırılması. Yani biz insanların bileğini evet. kırmıyoruz da mesleki adı el alışkanlığı diyelim, evet. El alışkanlığı, hani mesleki açıdan öyle derler. Hani bileğin kırılsın işte artık makası, makineyi ona göre tutarsın. Orada bir tane öğretmenimiz var mesela, o her bir hafta boyunca orada o eğitimi yapar. Haftanın son günü de yazılı sınav yapar. Bizim sistemimiz bu şekilde. 4 hafta orada eğitim görür öğrenci arkadaşlar. Ondan sonraki 4 haftayı bitirdiğinde bizim 2 sınıf var. Orta sınıfa, onlar orta sınıfa geçerler. Orası junior sınıf diye, yani işte artık şeyi, makas, makine, ustura tutmayı, tabii orada aynı bütün her şeyi öğretmen arkadaşımız gösterir. Balon üzerinde çalışma gibi, işte peruklar üzerinde çalışma. Tabi orada da bütün kesimleri yaptırıyoruz ama hani belli kademe kademe gidiyor bunlar. Peruklar üzerinde, balonlar üzerinde. Burada bütün artık onun kesebilecek aşamaya geldiğini şey yaptıktan sonra, zaten bu süreç 4 hafta. 4 haftada da getiriyoruz. Ondan sonra salonun içerisindeki junior dediğimiz orta sınıfa geçiyorlar arkadaşlar. Orada artık canlı müşteri kesmeye başlıyorlar. Orada da bir öğretmen arkadaşımız var. Gelen müşterileri alıp tabii oturtup işte servis, hangi servis istiyorsa ona göre servisini yapıyorlar. Tabii öğretmenler eşliğinde öğretmen arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Yine hatalarını, eksiklerini göstererek 4 haftada orada bu eğitimi alıyorlar. Ondan sonraki son aya giriyorlar. Ön taraftaki sınıfımıza geçiyorlar. Orası da senior, yani tecrübeli artık. Artık kesebiliyor. Berber işte olma aşamasındaki aşamaya geliyorlar. Orada da bir öğretmen arkadaşımız var. Orada da yine aynı müşteriyi alıp müşteri servisini yapıyorlar. Tabii o süreci biraz daha biz farklılandırıyoruz. Nasıl farklı yapıyoruz? Orada biraz daha bunları artık serbest bırakıyoruz. Tamam, öğretmen arkadaş başlarında ama böyle artık kendi müşterini al bakalım, müşteriyi alıyor, oturtuyor, kendi servisini yapıyor, müşteriye nasıl istediğini soruyor. Tabii bunun içerisinde sadece biz buna meslek eğitimi olarak bakmıyoruz. Yani sadece meslek olarak bakarsak elbette ki meslek, ama sadece meslek olarak bakarsak da hata etmiş oluruz. Tüm toplum da bunu böyle bilmeli. Neden öyle düşünüyorum? Orada sosyalleşiyorlar. Ondan sonra insanlara konuşma, davranma, ondan sonra hizmet sektörünün ne demek olduğunu, hizmetin nasıl satılması gerektiğini, müşteriye nasıl davranılması gerektiğini gibi. Bunlar tabii bütün bizim okulumuzda her hafta son haftanın son günü bütün öğretmen arkadaşlar, herkes kendi sınıfına hem anlatır, bütün hafta boyunca notlarını alır ve bizim bağlı bulunduğumuz kurumun da bize vermiş olduğu bazı sorular var. Onlar doldurulması gereken evraklar, bunların hepsini doldurup ve öğrenci arkadaşlar bunların hepsine imza koyarlar. Bu şekilde orayı da 4 hafta bitirdiğinde 3 aylık zaten süreci doldurmuş oluyorlar. Bu süreç içerisinde biz arkadaşların dosyalarını yapıyoruz, kuruma gönderiyoruz, notlarını yapıyoruz. İşte bazıları atıyorum orta dereceyle mezun oluyor, bazıları iyi dereceyle mezun oluyor. Bunların da işte yaklaşık kursu bitirdikten sonra 6 hafta içerisinde falan da bize diplomaları geliyor. Arkadaşlar diplomalarını bizden alıyorlar ya da posta yoluyla ulaştırıyoruz. Kursumuz bu şekilde. Evet. Detayı daha çok fazla aslında ama. Evet, detayı varmış. Evet, yani uzatmak istemiyorum. Tabii ki bizim toplumumuzda gerçekten bence çok iyi bir şey oldu. Daha çok
Yani birçok arkadaş, birçok gencimiz bu konuda çok iyi bir noktalara geldiler. Hani başka yollardayken alıp buralarda çok güzel eğitimler verip çok iyi noktalara getirdiğimiz arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar, aileler geliyorlar, tatlı getiriyorlar, teşekkür ediyorlar. Biz de bunlar mutlu ediyor tabii. Evet, Veli Bey çok güzel bir şey imza atıyor. İnsanlar altın bilezik dağıtıyor. 3 aylık gibi kısa bir sürede, 3 ay gibi kısa bir sürede üniversiteye gidip 10 sene, 20 sene okuyacak insanların kazandığı parayı kazanacak meslek veriyor. Tabii eğitim şart, öbür temel eğitim şart ama üstüne kazandırdığı meslek becerisiyle insanlara ekmek kapısı açıyor. Çok değerli bir çalışma, biz de kutluyoruz kendisini. Ve Çok çok teşekkür ederim abi. Orada kısacık bir şey daha değineyim de, biz bu akademiyi açarken uzun yıllar araştırmasını yaptım ben. Bayağı bir uzun çalışma yaptım. Dediğiniz gibi bir insanın yani bizim sektörde bu kısa dönemde, tabii ki Hakan Bey de biliyor, muhtemelen 3 ayda mükemmel bir berber olmayacağını biz biliyoruz, söylüyoruz da, ama süreçleri de takip ediyoruz. Eksik kalan yerlerinde tamamlıyoruz ve gelişmelerini takip ediyor. Bunlar insanlar kendi üzerlerine koyarak tabii aşağı yukarı 7-8 ay, 1 yılı bulduğu zaman çok iyi bir noktalara gelebiliyorlar. Bunu yaparken yaklaşık bir insanın bir üniversiteye gidip ondan sonra üniversiteden sonraki hayatı ve üniversitede harcadığı 5 yıl gibi bir süreçte ancak bizim bir menajer maaşını alacak bir noktaya geliyor. 5 yıl zaman harcıyor. Ve 5 yıl içerisinde de üniversiteye en kötüsünü hesapladık. Biz en düşük seviyedeki üniversite 50 bin ile 250 bin pound para harcaması gerekiyor. 5 yıl sonunda bizim bir menajer arkadaşımızın aldığı maaşı alabilmek için. Evet, Böyle tabii bir... ki şey para değil. Yani para Evet. iki kıstası yaptık da eğitim şart, eğitim Evet. olsun, üstüne de Tabii, beceriler mutlaka. olsun. Yani insanlar Aynen. okumayın, berber olun, kebapçı olun diye yanlış yönlendirmemek de lazım ama kısa yoldan meslek kazanmak için çok yararlı bir çalışma. Teşekkür ediyoruz. Hakan Bey'e dönüyoruz. Hakan Bey, siz hem İstanbul'u biliyorsunuz, hem Londra'yı biliyorsunuz ve bir konuşmanızın arasında dediniz ki ben yatay değil dikey çalışmayı tercih ediyoruz. Artık siz saçı saç olduğu için değil de saçı sanat gibi kesiyorsunuz. Hem Türkiye'yi biliyorsunuz, hem İstanbul'u, hem sektörü değerlendirirseniz ikisini de nereye gidecek? Yani bundan sonra kuaförlük sektörünü gelecekte neler bekliyor? Şimdi Veli dinlerken şunları düşündüm. Artık her şey çok kolay olmaya başladı ve bu benim hoşuma gitmiyor. Şimdi yapılan müziklere bakın. Bir de 30 sene öncenin müziğine bakın. Gene yapılan filmlere bakın. İçinde duygu olan her sanat dalına bakın. Çok fark göreceksiniz. İşlerin bu kadar kolay yapılıyor olabilmesi, ortalıkta bir sürü bu işi, özellikle bizim işimizi yapmaması gereken insanların bu işi yapmasına neden oldu ve gereksiz de bir rekabet ortaya çıkardı. Eğitim çok önemli bir şey gerçekten, ama benim bayağı bir uzun zamanımı aldı bir şeyleri becerebilmek. Öyle 3 ayda 4 ayda olabilecek bir şey olacağını hiçbir zaman inanamadım. Gerçi altını da çiziyor Veli, daha sonrası var vesaire. Ama ben onun için bir isim hakkı vermek istemedim şu ana kadar. Çünkü çok çok mükemmelliyetçi bir tarafım var. Öyle kolay bir sürü talep oldu halihazırda. Ama hiç kimseye şey yapamadım. Çünkü aynı düzeyde gidebileceğimden emin olmadım. Ki bunun gerçek olduğunu da bir sürü isim hakkı veren, ismi olan arkadaşlarımdan görüyorum. Aleyhlerine oldu ve güzel bir şekilde gitmedi. Belki biraz old school dedikleri alaylı mantıktayım. Ve de kuaförlük sektörü bu kadar kolay bir şekilde geliştiği için, dediğiniz gibi insanlar kolay zannediyorlar ve bir sürü kebapçı gibi örnek verdiniz. Bir sürü kuaför, berber açılmak durumunda ve gereksiz bir enflasyon oldu. O dikey büyüme konusundaki söylemim de
Covid'den öncesi ve Covid'den sonrası. Şu anda hiçbir şekilde şöyle yaparım, böyle yaparım deme lüksüne sahip değilim. Bakıp görmek istiyorum. Çünkü gerçekten ön tarafta bir duman var ve göremiyorum. Önümü tam göremiyorum. Bundan sonrası nasıl olur? Belki biraz küçülmek zorunda kalabiliriz. Çünkü masraflarla eskiye göre çok daha fazla masrafım olmaya başladı. Arkadaşım da bilir, sayın meslektaşım. Kuaförlük de, berberlik de artık ucuz bir şey değil. Çalışanlar daha fazla para kazanır oldu patrona göre. Mesela dengesiz bir şeyler olmaya başladı. Bu çok kolay adam yetişmesinden dolayı olduğunu da düşünüyorum. Onun da rolü var. Bir taraftan insan yetiştirmek çok güzel vesaire. Şimdi biz de salonda akademi altında değil ama devamlı dersler veriliyor. Gerek ekibimizi, gerek dışarıdan, sağdan, soldan, işte Türkiye'nin başka şehirlerinden İstanbul dışı gelip izlemek istiyorlar, öğrenmek istiyorlar. Şey yapıyoruz ama şimdi buradaki bir şeyler öğrenilince çok kısa bir zamanda ben veli oldum veya Hakan oldum diyebilecek böyle bir burun büyüklüğü de çıkıyor. Nasıl olsa 3 ayda öğreniliyor bu iş gibi bir bakış açısı da oluşuyor. Burada yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Eğitimin ne kadar önemli olduğunun altını tekrar tekrar çizmek isterim. Fakat yeni gençlik her şeyi böyle çok kolay alıp kolay ulaşabildiği için de bir müteşekkirlik duygusu yok. Bu da bana biraz sempatik gelmiyor açıkçası. Bunu da söylemek isterim. Şimdi Mustafa Bey, izin ver Hakan Bey'e ben katkı koyayım. Çünkü benim de bir atölyem var. Daha çok hala üzerine işte bakım onları falan. Biz de çocukluğumuzu meslekten işte başladık. Sandıkını bitirdik. Bugünlere geldik. Ben de şimdi bir akademi olarak bazı araçlarımızda kurslar veriyorum ve dediğiniz gibi 3 ayda 5 ayda bizim 10 yıllarca biriktirdiğimiz tecrübeleri bir sertifika alıyor arkadaşlarımız. Alıyorlar tabii günün sonunda. Çünkü artık bu çıraklık işi bittiği için çırak getirmek de artık zor oluyor. İşte böyle bir yöntem gelişti Avrupa'da. Ben belediye bu yüzden sorular sordum. Çünkü bizim de kendimizin şimdi araç üzerine akademimiz var. Dediği gibi işte içimizde müfettiş, dış müfettiş geliyor, bakıyor, diyor. Eskiden mesela biz baktığımızda bazen de belki bir çıraklıkta da boşa geçen zamanlar da olur. Ben gittiğim senelerde hem okula gidiyordum hem yanındaki atölyeye. İşte sadece işte atölye süpürtüyordular. İşte parçaya kattırıyordular. 6 ay, 7 ay parçaya kayan arkadaşlarımız oluyordu. Bu da boşa geçen bir zamandı. Belki bu hızlandırılmış bir sistem hem iyi hem kötü. Ben size bu soruyu şunu sormak istiyordum baktığınız varken. İşte bize bir bayan müşteri geldiği zaman genelde çoğu hayallerle geliyor. İşte şöyle saçım olsun, böyle saçım olsun. Erkekler belki böyle burada bana demez. Biraz daha böyle belli basit 3-5 model ama bayanlarda çok böyle farklı farklı güne göre, doğaya göre, şartlara göre modeller istiyorlar. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz? Mesela hiçbir elinde resim yok, anlatıyor size. Siz orada işte onu anlamaya çalışıyorsunuz. Bir de Zoom sonunda müşteri gayet bayan gayet mutlu olsun. Bazen işte görüyorum arkada ekranlarda da farklı farklı bilmediğimiz görmediğimiz sürü de saçlar oluyor. Bunu nasıl o iletişimi sağlıyorsunuz? Tabii ki belki de tecrübeniz var ama mesela bu bayan gibi mesela böyle farklı farklı saçları nasıl ortaya çıkarıyorsunuz? Hiç yapmadığınız bir modeli ilk defa yapıyorsunuz. Şimdi Mustafa Bey benden resim veya işte video vesaire bir şeyler istediği zaman çok fazla elimde bir şeyler yok, ehemmiyet vermemişim. Çünkü o kadar defalarca sahneler almışım ki, o kadar defalarca defileler, mecmua çekimleri vesaire bir sürü şeyler yapmışım ki, elimde pek hale almamışım, pek bir şey de çıkartamadım. O gördüklerinizin yanında daha çok çok daha şeyler var. Şunun altını çizmek istiyorum, biraz evvelkine bir parça daha saptama yapmak istiyorum. Ben Türkiye'de kuaförlük sektöründe çok önemli bir isim olmuş olan, bana göre sektöre çok önemli bir katkı sağlamış olan benim patronum Erdem Kramer Beyefendi'nin yanında yetişmiş 20 sene çalıştıktan sonra yaşım 33'ken ve parmakla gösterilirken, bu arada çok şubeli bir salondan bahsediyorum, onun ortağıyken
Ben kendi başıma acaba salon işletecek kapasiteye geldim, patronluk yapabilecek kapasiteye geldim diye kendime bir soru sormuştum. Altını tekrar çiziyorum. Meslektaşlarım arasındaki bu bahsettiğim ekstra insanların parmakla gösterdiği bir kişilikken kendime böyle bir sorular sordum. Şu anda mesela bunlar hayal. Birçok insan eğitimi aldıktan sonra ben veli oldum diyebiliyor. Ben bunu hiçbir zaman diyemedim ve halihazırda da kendimi yeni başlamış gibi aç hissediyorum. Ve öğrenmeye açım. Şeye gelince birçok insan istediğini bilir veya bilmez bir şekilde geliyor. Kimi bir resimle geliyor. Şimdi bu konularda dersler, seminerler veren bir insan olarak kendime göre tecrübelerim var. Bu basit sorular, bazen tuzak sorular, bazen bir resim göstermeler, bazen telefondan, bazen orada oturan herhangi birinin saçını. Çünkü bu psikoloji öyle bir şey ki akşam haber seyrederken gördüğü spikerin saçına takılıp veya televizyondaki bir dizideki resmi çekip de sana getiren bir sürü insanla karşılaşıyoruz. Ve bu beğenilme denen, ait olma, toplumda yerini bulma, bu bazen saçla, bazen takılan bir saatle, bazen gidilen bir tiyatroyla, bir müzikalle, ama bir şekilde hep o topluma ait olma, ben varım, bunları yaparsam ancak burada saygınlık göreceğim bakış açısıyla buna saç da dahil oluyor. Ve geldiği zaman kendine tamamıyla zararı olacak, kendinin yüzünü hiç desteklemeyecek bir sürü taleplerde bulunan insanlar olabiliyor. Fakat burada bu insanlara bazen şöyle sorular da sorabiliyoruz yani. Soruna mutlu mu olmak istiyorsun, haklı mı olmak istiyorsun? Gerçekten istediğin bu mu? Bir resim gösteriyor mesela telefonunda. Suratı kapıyorum. Beğendiği saç değil, kadının kendisi. Suratını kapıyorum. Hala aynı fikirde misin diye sorduğum vakit yok yok kesinlikle istemiyorum diye cevaplar verebiliyor. Gerçekten zor bir işimiz var. İnsan, bizler ben hayatımı dinleyerek kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum ve hala çok iyi bir dinleyiciyim. Konuşmaktan ziyade benim yaptığım en önemli şey benim ve ekibimin, takım arkadaşlarımın ben konuştururum konuşmadan ziyade. Konuşturdukça da o açılır. Ama o konuşturabilmek için ona uygun soruların sorulması lazımdır. O da böyle bir dakikada, iki dakikada anlatılacak bir şey değil. Çünkü altında çok yılların kazanımı, deneyimi ve yatırımı var. Öyle velhasıl kelam, altını çizmek istediğim nokta bizim yaptığımız iş erkeğine de dokunmak, kadınına da dokunmak çok özel bir iş. Bunun bu kadar kolay olmaya başlaması bana antipatik geliyor. İnşallah bir ortası bulunur. Ama dediğiniz gibi sizin atölyelerde de birçok boş zamanlarda işte yer süpür eyvallah. Fakat bugün bir tapınağa gittiğiniz zaman işte Budist tapınağına size veya eskiden bir derviş olmak için tekkiye gittiğiniz zaman da yaptığınız iş tuvalet silmek, evet, yer süpürmek. Çünkü orada şu anda farkındalık dediğiniz şeyin gelişmesi için, kendinin öz farkındalığın gelişmesi için böyle işlerle de başlamak lazım. O yer süpürmeyi çok hafife almamak lazım. Çünkü hayatın gerçeklerini gösteriyor. Kişi kendinle bir temas halinde oluyor. Çok mu uzattım? Yok, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Çok güzel konuştunuz. Ben de alkışlıyorum. Bu arada programı izleyen, alkışlayan, beğeni gönderen çok izleyicimiz oluyor. Onları tek tek söyleyemiyoruz. Bizim programımızın formatı gereği, eğer soruları varsa o soruları biz alabiliriz, konuklarımıza aktarabiliriz ama tek tek beğenenlerin isimlerini söylemiyoruz. Programı kesmemek adına 5 dakikada 10 dakikada bir isimlerini
söylemediğimiz için kusura bakmasınlar. Evet, Hakan Bey dedi ki insanlar çok erken oluyor ve bu erken olmaktan dolayı da enflasyon oluyor piyasada. Ben bunu Türkiye'de görüyorum. İngiltere'de de benzeri vardır. Milyonlarca insan üniversite mezunu. Bir üniversite bitiriyorlar. Adı Tabela Üniversitesi ama içleri boş, hocaları da yok. Ya da okula gitmiyorlar, işsizler. Yani bir ara eleman dediğimiz, işte berberler bunlardan biridir, tamirciler bunlardan biridir, musluk yapanlar biridir, boyacılar biridir. Yani bunun gibi yüzlerce, binlerce ara eleman açığı var. Türkiye'de işte 4 milyon, 5 milyon insan üniversiteli ve işsiz. 4 yıllık bir fakülteyi bitiriyor Anadolu'nun ucurabi ilçesinde, ilinde. Sonra da iş arıyor, bulamıyor. Çünkü bir mesleği yok aslında. Yani onu hazmettiği bir, aldığı bir eğitim ve bunu sindirdiği bir yer yok. Eskiden usta çırak ilişkisiyle olurmuş ve usta çırağın ilişkisi bir hiyerarşiymiş de. Yani Osmanlı'da ahilik sistemi falan var. Çok da iyi bir sistemdir. Çok güzel bir sistemdir. Yani Osmanlı'yı her şeyini eleştirmeyiz. İyi sistemleri de var. Bunları da söylemek lazım. Birkaç haftada, birkaç ayda olup kendini oldum diyen insanlar tabii ki hayatta hak ettiği yeri bulamayacaklar. Her mesleğin starları vardır, iyi yapanları vardır. Bir de para kazanmak için yapılanları vardır. Evet, koronavirüs günlerinde kuaförlük, berberlik sektörünü konu ettik. İki değerli konuğumuz vardı. Hakan Köse, Türkiye'de çok bilinen kuaförlerden biri. Şu anda Londra'ya geldi. Londra'daki bayanlar için büyük bir şans. Çünkü İstanbul'da etilerde insanlar onların randevu almak için aylarca bekliyorlarmış benim duyduğum kadarıyla. Burada da Chelsea'de dükkan açtı. Bu da tabii bir tercih meselesi. Saçı saç olarak değil de saçı sanat olarak kesen ustalardan. Ve Veli Aksu, Veli de bizim toplumumuzun yakından bildiği kardeşimiz. Burada uzun yıllar Londra'da, Haringey'de yaşadı, mesleğini geliştirdi, akademi açtı ve Veli kardeşimiz de merkeze doğru, City'ye doğru açılıyor. Kendini artık uluslararası kulvarda İngiliz müşterilere ve uluslararası müşterilere açıyor. Efendim, programımızın sonuna doğru geldik. Eklemek istediğiniz, unuttuğunuz, şunu da söyleseydim dediğiniz varsa birkaç cümlenizi almak isterim. Evet, Mustafa Bey, meslektaşımın da belirttiği gibi, evet, ben de belirttim zaten. Evet, akademi sahibi olarak elbette ki bu mesleğin de bir noktaya götürdüğünü biliyoruz. Anladığım kadarıyla Hakan Bey de biz de çıraklıktan geldiğimiz için biz mesleğin değerini çok daha iyi biliyoruz. Evet, oradan gelinmesi tabii ki çok çok daha farklı. Ben akademi açmadan önce de Londra'da salonum varken şu anda hali hazırda 14 tane yetiştirdiğim adamım var çıraklıktan yanımda. Ve bunun da yak 14 tane, galiba 12 tanesinde salonu var şu anda. Elbette ki bu 14 kişiyle akademide yetiştirdiğin 400 kişi aynı mı? Asla değil. Evet Hakan Bey, bu konuda katılıyorum ama şu eleştirinize de biraz şey yapmak istiyorum. Artık çıraklık kalmadı yani. Mesleğin de o boyutu çok kalmadı. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Bunun bir de okullu olma yönü, işte diplomalı, ondan sonra oradaki alınan eğitim de olması gerekiyor. Biz yine emin olun çok iyisini yapıyoruz. 9 haftalık kurslar var. 7 haftalık kurslar var. Öğrettim diyor, sertifikayı veriyor yani. Onun için biz çıraklıktan geldiğimiz için mesleğin değerini ve biz aslında bunu şey yaparken yani meslek mi sanat mı? Biz bir nevi sanatçıyız aslında. Hakan Bey işte o saçları nasıl işliyorsa bir sanatçı ababında.
biz bir sanatçıyız yani. Orada aslında bir sanat icra ediyoruz aynı zamanda. Ben Hakan Bey'e çok katılıyorum bazı noktalarda. Örneğin biz bunu meslek olarak mı yapıyoruz yoksa iş olarak mı? Ben mesela çalışan arkadaşlarıma da böyle sorular sorardım zaman zaman toplantılarımda. İşte sen bunu, yanlış anlaşılmasın lütfen, memur zihniyetiyle mi, iş olarak ben gideyim keseyim paramı kazanayım mı diye düşünüyorsun, yoksa bunu sanat olarak mı, meslek olarak mı yapıyorsun? Meslek olarak ya sanat olarak görenler zaten bir noktaya gidiyor yani. İş olarak görenler de iş olarak yapıp paralarını kazanıyorlar. Bu şekilde tabii. Onun için bir de bu masraflar konusunda da Hakan Bey de değindi. Burada doğal olarak sizler de sordunuz. Bunlar elbette ki fiyatlara muhtemelen yansıyacak, yansımak durumunda. Ortalama yine bizim çalışmalarımızda şu anda aldığımız fiyatların üzerine yaptığımız masraflarla 4 lirayla 6 lira arasında bir masraf biniyor. İşte bu maskedir, sosyal mesafedir. O kaybettiğimiz koltukları saymadan sadece yaptığımız diğer işte dizayfende çalışmaları, maskeler gibi şeylerde yaklaşık ortalama bir 5 lira ekstra masrafımız oluyor. Biz bunu da müşteriye yansıtamazsak bu sektörde ne kadar dayanabiliriz ya da sektör ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet Hakan Bey. Benim söylemek istediğim, yanlış anlaşılmak istemiyorum. Eleştiri değil, paylaşım yaptım. Beni rahatsız eden bir şeyleri söylemek istedim. Ve kendime göre haklı olduğumu biliyorum. Bu sistemin içinden bir veli aksuların çıkmasının çok zor olacağına inanıyorum. Hakan Köseler'in çıkmasının çok zor olacağına inandığım gibi. Fakat geldiğimiz dünyada öyle bir şey var ki, bazı mecburiyetler var. Sistem gereği sizi o tarafa itiliyor. Mecbur kalıyorsunuz buna. Ben bundan hoşlanmıyorum. Belki buna biraz eski kafa diyebilirsin, old school diyebilirsin. Ama bu benim gerçeğim. Ben her şeyin en mükemmelini yer süpürdüğüm zaman da en mükemmelini yaptım. Saç keserken de, saç şimdi burada bir sürü yapmadığım şeyle benim yiyecek danışmanım varken kendi salonunda, insanlara kilo verdiren danışmanım varken burada çay servisi yaptım. Ama bunun altında yıllara dayanan, uzun yıllara dayanan bir işte mevlevi, kendinden arınma, kendini keşfetme gibi yollardan geçtiğim için bunu yapabildim. O egomu yerlere indirebildiğim için bunu yapabildim. Kendi salonumda yıllarca bizim salonumuzda İşte saç şöyle kesilir veya saç şöyle boyanır eğitimlerinden ziyade kimsin, ne istiyorsun, kendini biliyor musun, kendinle konuşuyor musun, nasıl doğru nefes alıyorsun, bak bütün gün ayakta duruyorsun, bir yer çekimi denen bir şey var, belini boynunu incitmeden nasıl buna dayanabilirsin veya bir panik ataklı bir müşteri geldiği zaman buna nasıl yaklaşman lazım, doğru nefes alıyor musun, işte başının ağrısı. Çok yıllardır yoga yapıyorum, meditasyon hayatım var, bir sürü anatomik bilgim var. Bunları aktarmaya çalıştım. Çünkü olaya bizler sadece dokunduğumuz yer, bu kişilerin, insanoğlunun en ince uzvu. Ama burasını ağacın dalları olarak addedelim. Burada bir kök var, ona ulaşmamız lazım. Dokunduğumuz kim? Kimin saçı? Biz ona dokunmamız lazım. Bunları öğretmeye çalıştım ve bunların da en az meslek kadar, hatta daha da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar altını çizmek istiyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. Akademinin de çok önemli bir şey olduğuna inanıyorum. Sadece teknolojik gelişmeler ve dayatmalardan çok haz etmediğimin altını çizmek istedim. Anlaşılmadım değil mi Veli? Özellikle şey yapmak isterim yani. Yok, tamamdır. Tamamdır. Anlıyorum ben seni. Çok iyi anlıyorum. Saygım var ona yani. Fakat sistem, dünya değişiyor. Artık bizim sektör de maalesef nasibini aldı bazı şeylerden. Çok kolay ulaşabiliyor. Bak bu müşteride de bunlar fark edilmeye başlandı. Çünkü artık güzeli gören göz sayısı gün geçtikçe azalmaya başlıyor. İnsanlar hipnotize olmuş vaziyette.
gerek sosyal medya baskısı, gerek televizyonlar, işte her türlü basın, bütün medya böyle pompaladıkça pompalıyor. İnsanların gönül gözleri kapanıyor. Gerçekten görebildikleri şey, mesafe çok azalmaya başladı diye düşünüyorum. Evet, kötü toplumun maalesef kaliteyi düşürdü. Her şeyimiz plastik, ucuz ve günlük tüketime maalesef endekslendi. Maalesef. Bu konuda kuaförlükte üstüne düşen payı aldı. Serdar Başkanım. Son bir cümle ekleyeyim ben. Tabii ki şimdiki değerli meslektaş benim mesleğim ikisi. Ben de hem meslekçiyim. Şimdi burada bir şey dikkat edin. Bizim mesleklerde işte akıllı telefon çıktı, akıllı araba çıktı, işte akıllı çamaşır makinesi falan. Belki yakın zamanda akıllı makas da çıkar diye bir düşün, aklıma gelmedi değil. Yani bu hızlandırılmış kurslar olduğu için yakın işte akıllı bir darak, akıllı bir fırça diye bir şey de çıkar çıkarsın da şaşmayalım. Çünkü artık o kadar bir elektronik dünyaya girdik, her şeyin başına akıl kelimesi koyup bunu millete satıyoruz. Yakında belki de bir akıllı darak, akıllı makas diye bir şey de duyarız. İyi çalışmalar sizlere. Serdar Başkanım çıktı zaten, çıktı. Şimdi bir tane makine var, tarak takıyorlar. Evet, bu korona sürecinde sık sık reklamlarda da sosyal medyada da dönüyor makine. Tarağı takıyorlar, böyle vuruyor makineyi. O işte belli bir kısmını alıyor saçın. Maalesef evet, doğru, o yöne doğru gidiyor. Evet, normalde bir saatlik yayın süremiz vardı. Biz iki değerli meslek erbabını, meslek ustasını bulmuşken kısa tutmak istemedik. Çünkü insanlar bir araya zor geliyorlar, vakitleri değerli. Online de olsa bu programı oluşturabilmek için bile yaklaşık 10 saatlik bir çalışma gerektiriyor. O yüzden hazır bunları bir araya getirmişken süreyi kısa tutmak istemedik. Teşekkür ederiz sabırlarına. Yine çok teşekkür ediyoruz bizimle yaptıkları paylaşımlara. Ve siz sevgili izleyiciler, bizi yayın içerisinde canlı izleyenler ve gelecek haftalarda hem YouTube'dan hem Facebook'tan izleyen, bize destek veren binlerce, on binlerce izleyicimiz oluşmaya başladı. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz bilgisi olan, mesleği olan, söyleyecek sözün değeri olan herkese mikrofonlarımızı ve yayınımızı açık tutuyoruz. Gelecek haftada bu tür insanları bekliyoruz yayınımıza. Bir programımızın daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıklı kalın diyoruz. Hoşça kalın.